Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize. Bugün yine çok yağmur yağdı. Yani aşırı yağmurlar yağdı bugün. Şimdi akşama böyle bir saat falan var. Yağmur durdu. Ben de köpekleri çıkardım. Reyna ile Baron'u. Bella da geldi bizde ama Bella sürekli Reyna'nın gücünü deniyor. Kalıplaşmaya başladı artık. Yaşını aldı. O yüzden yavaş yavaş tehlikesin yerleri veriyor ama Reyna onun için yanlış seçim. Tabii ki o çakal bağırıyor. Çakal sesi var. Tam şu meşeden çakal sesi geliyor. Var onun da sesi dinliyor. Geçen günlerde Erzurum'a gittik arkadaşlar. Bazen yorum denk geliyor, bakıyorum. Yorumlarda yani kurt herkes böyle çoğunluk bir büyük çoğunluk yani köpeklerin nasıl kurt boğduğuna şahitlik etmiş gibi yorumlar yazıyorlar. Ben yani daha hiç görmedim bugüne kadar öyle bir şeyi. Ama çok gören arkadaşlar var. Öyle profesyonelce yazıyorlar ki. Bir de böyle bazı arkadaşlar da tabii tepki vermiş. Yani hani katliam yapıyormuşuz gibi. Yani zaten mantıklı düşünürsek kurdun o şekilde gelmesi çok zor zaten. Biz yani hem yürüyüş olsun. Yani yürüyüşün bir adı var öyle yani. Şimdi burada bunu çoğunluk biliyor tabii ki de. İşte bilemeyen, anlamayanlar da böyle şeyler yazıyor. Ama kurt avlamaya gidiyormuşuz gibi yani. Kurt avlanır mı arkadaşlar ya? Kurt yani çok akıllı bir hayvan, ne öyle önümüze düşüp de bize yakalanacak bir hayvan değil. Biz zaten kurt yakalamaya değil, köpeklerimiz kurt görürse zaten ki kurt kaçar. Yani çünkü kendini sokmak istemez çok zorda kalmadıkça. Kurt kaçar gider yani korktuğundan değil de tabii ki. Kurdun da hani durup dururken av yok, bir şey yok, yalandan. Yani özellikle insan insanla karşılaşmak istemez. Biz de köpeklerle yürüyüş yapıyoruz. Yani burada hani köpeklerimiz kurt görürsek falan tepkisini görecektik. Yani öyle bir, ama tabii ki o zor. Ancak geceleri kurtlar gelir. O da yani köpeklerin hani kurdu sanki şeydeki hani belgesellerdeki vahşi kurtlardan zannetti arkadaşlar. Yani kurtlar köpekleri yer, yok kemik kafalarını bulamazsınız falan da yazanlar oldu. Öyle şeyler belgesellerde görüyorsunuz tabii ki ama o tarz kurtların, büyük kurtların ben orada olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Bir de sürekli burada şunu da görüyorum yani Baron'a hep
Hep kıyaslamada. Zaten şu an baron ister istemez belki barondan çok daha iyi köpekler vardır ama ya baron şu anda çok tanınıyor, biliniyor. Popülaritesi yüksek bir köpek. O yüzden herkes bir kıyaslama yapıyor. Ama işte şimdi baronu kıyaslarken bilmek gerekir. Bir videoyla iki videoyla baronu görüyorlar. Hemen bir kıyaslama yapıyorlar. Ben onunla yaşıyorum yani. Ben baronun eksisini, artısını biliyorum. Eminim yani öyle kurt murt gördüğü zaman. Buna önümüzdeki zamanlarda şahit olacağız da. Ne yapacak, gidecek mi? Ama sanki böyle bir şey var. Biz bunu bilerek hani kurt öldürelim. Yani kurt zaten... Kurdun ölme gibi bir şansı yok da kurdun yakalanma gibi bir şansı yok. Yani köpeğin kurda gidiyor mu, ne yapıyor, o tepkileri görelim yani. Bir cesaret testi bu. Bu köpeklerde bir görevi var yani, bunu bilsinler. Amaç bu. Yoksa ne kurda ne ayıya zarar vermek yani. Ben kesinlikle vahşi hayata niye işte yok, niye vahşi hayata dokunuyorsunuz falan filan diyenler oluyor da. Niye dokunalım ya? Biz vahşi hayatı seviyoruz zaten. Şimdi burayı Kenan Sevencan çok güzel yapmış ya. İnşallah ben de böyle bir şey yaparım. Burası da bir orman kulübesi. Yani orman demeyelim de yani burası bizim buraya yakın. Güzel bir kulübe yaptı buraya. Çok güzel oldu. Ben de aynı bu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapacağız onu. Ustalığını konuşturmuş yani burada. Güzel yapmış yani. Elinde artan malzemelerle. Bakın ağacın orayı da tam düşünmüş. Helal olsun. Yalnız burada ben konuşmuştum kendisiyle. Böyle buraya gelip hani içki miçki içme muhabbetine. Bizim buralarda oluyor öyle yani. Alkol malkol gelip içiyorlar ama. Yani buralar doğru yerler değil. Zaten adam da istemiyor öyle bir şey kesinlikle. Ben de buralardayım sürekli. Her gün her akşam gezi yapıyorum. Akşam da yapıyorum. Gündüz 2-3 kere. Köpeklerim burada. Ben bazen... çünkü bizim sınırımızın bitişiği olduğu için yani bizim oradan hemen buraya geçebiliyoruz. Burada öyle bir şeyle tabii ki karşılaşmak istemeyiz. Köpekler yani böyle burada şimdi yabancı biri olduğu zaman köpekler sıkıntı yaratabilir. O yüzden böyle şeyleri ne burayı yapan insan istiyor burada. Biz de etrafımızda böyle içki alem malem yapılmasını istemeyiz kesinlikle. Ben zaten şu çaylığın dibinde şurada aşağıda bira şişelerini bırakmış adamlar. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel bakayım. Bir kuş varmış. Yani bunlar bu tarz eylemler buralarda yapılmaz. Buraların sahibi var. Herkes kendi yerine gitsin yani burada. Buranın sahibi burada böyle bir şey yapılmasını istemiyor yani. Adam şimdi burada, Pablo da burada geziyor. Düşünün. Allah korusun yani burası alem yeri değil zaten. Hadi, hadi bakayım. Gel. Burada yağmurda yatılır ya. Çok güzel oldu. Benim yapacağım yer de böyle ama bu işte buradan hani benim yapacağım yerden ev mev hiçbir şey gözükmeyecek. Sadece ormanın içinde. Meşenin içinde olacak. Buranın manzarası biraz daha tabii camdan daha güzel. Yani şu camdan bakıldığı zaman şu arka taraf, o caminin oralar güzel gözüküyor. Güzel olmuş. Güle güle kullansınlar. Hadi gelin bakayım. Haydi. Haydi.
Tamam. Gel. Hadi bakayım, hadi. Video yorumlarında arkadaşlar çok böyle hani köpeklerle alakalı şeyleri görüyorum. Mesela yorumları cevap vermiyorum. Bu tarz konulara şunu söyleyeyim arkadaşlar, videolarda cevap vereceğim. Video yani bir şey böyle sadece lafta değil. Hem yapıldığı zamanı göstererek cevap vermeyi, yani böyle zaten diğer videolarımda, yani önceki videolarda buna çoğunuz şahit olmuşsunuzdur. Yani bir şey mesela diyelim, ben buna A diyorum. Başka biri diyor ki yok bu B. Ben onun A olduğunu bir videoda gösteriyorum illaki. Yani sadece laf olsun, torba olsun diye böyle yalandan konuşmaya gerek yok. Bir şey konuşuyorsak onun da neticesini göstereceğiz. Şimdi böyle bir sürü şeyler var. Onları da göstereceğiz. Her şeyin bir sırası var. Şöyle şuradan aşağı inelim de, şimdi hava yağmurlu ya, yerler ıslak, bakın ayakkabım ıslanmış yani. Lan! Manyak! Hadi, hadi bakayım, hadi. Baron sen de çok onun yanında dolaşma, deli ya buradan. Hadi. Hadi bak. Bu kelebekler insana da saldırıyor ya, sinekten beter ya. Hadi bak. Hadi bak. Hadi ol. Of. Nasıl sert vuruyor ya? Nasıl sert vuruyor? Bella'nın bir ders alması gerekiyor sanki arkadaşlar, yani sürekli bunları sürekli yapıyor Reyna'ya, ama sıkıştığı zaman da bana geliyor. Ben Bella, bak kendine güveniyorsan bir şey yap, yoksa yalandan kolpacılık yapma. Saldırıyorsan saldır, Reyna sana bir dersini verecek. Hadi bakayım. Reyna'nın onu bir ezmesi lazım çünkü sürekli Baron'a da yapıyor, ama ben varım diye ben, Baron ona bir şey demiyor. Baron hep bir hamle yapacakken bana bakıyor. Yapmıyor yani, sağ olsun Baron beni kırmıyor. Baron yani bu konuda en iyi köpeklerinden biri Baron'dur. Mesela yürürken de böyle bana bakar yani, gideyim mi geleyim mi, yani hep anlıyor beni, bağıracak mı kızacak mı diye. Böyle olması benim hoşuma gidiyor, böyle olsun. Böyle kafasına göre deli bir şey olmasın yani. Akıllı olsun, çünkü 10 tane köpek bakan birinin köpekleri ne kadar akıllıysa o kadar iyi olur. İnsanlar konuşur, yok öyle olmasın böyle olmasın da 10 tane köpek bakıyoruz. Bunları buyurmak kolay değil. Özellikle Baron, Pablo, Narcos, Escobar, Korsan, bunların hepsi bir değişik makine yani. İşte bunu bakmayan bilemez, ancak akıl verir, fikir verir. Hadi bakayım. Hadi kızım. Hadi. Hay.
Hadi yürü hadi. Hadi bak. Bu Reyna'nın çıktığı yere bak Allah aşkına. Kayadan yukarı çıkıyor ya. Pis pis pis. Hani pis pis pis. Pis pis pis. Arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Benim de biraz koşu işlerine yönelmem lazım. Sürekli yürüyoruz, yürüyerek kilo verilmiyor. Yavaş yavaş bu kilo işine bir çare bulmamız lazım, yoksa yaşlandıkça kilo veremeyeceğiz. O yüzden biz de biraz kalori yakmamız gerekiyor yani bizim de. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.